Merhaba, ben Arif Sami Karakaş. Bugün size başımdan geçen komik bir hikaye anlatacağım. Benim hikayem şöyle başlıyor. Konu aslında hikaye, ben eşim ve eşimin kuzeni arasında geçen bir hikaye. Eskiden hatırlayanlar mutlaka bilirler, Aşafınburg'da Disco Havana vardı. Reklam olacak biraz ama. O Disco Havana'nın bir de radyosu vardı, Radyo Havana. Ben o zamanlar Radyo Havana'da gitar çalar, şarkı söylerdim. Kendime ait program vardı, Arif Sami ile Capcanlı Gitar Express. Reklamları izlediniz. Programı yaparken tabii sürekli gece alemi, ortam, diskolar, barlar, restoranlarda yapılan programlar, alkollü ortamlar falan, sürekli böyle zaman geçirdiğim bir dönem. Aradan zaman geçti, eşimle tanıştım. Eşim tabii çok mazbut bir ailenin, dini bütün böyle dinine bağlı bir ailenin kızı. Bense tam tersi. Tamamıyla böyle gece hayatında, müzikli ortamlarda, alkollü ortamlarda hayatını geçiren bir insanım. Eşim tabii o da aynı şekilde ailesi gibi namazına, abdestine düşkün bir insan. Yani birbirimize tamamıyla 180 derece tersiz. Evlendikten sonra tabii eşim biraz böyle farklı şüpheler içerisine girmeye başladı. Çünkü o böyle Ramazan'da orucunu tutarken, işte normal zamanda namazını falan kılarken bende hiçbir şey yok. Ne namaz ne oruç. Hiçbir şey olmadı için. Eşim belli bir zaman sonra böyle ben senin Müslümanlığından şüpheliyim moduna girmeye başladı yavaş yavaş. Şu Müslüman mı lan? Tabii yaşadığım ortamdan da kaynaklanıyor. Bunu 3-5 defa, 10 defa falan söyledi. İşte ya bu Müslümanlık değil, işte senin bu yaşadığın hayat nasıl bir Müslüman hayatı değil falan gibisinden diye. Ben de dedim geçtim, yani pek o kadar önemsemedim. Aradan zaman geçti. Birkaç sene sonra eşimin abisi, aslında teyzesinin oğlu diyeyim daha doğrusu, beraber büyüdükleri Ayhan. Eşim ona beraber büyüdükleri için abi der. Ben dayı derim, o da bana enişte der. Ben Feri diyorum. Asıl ismi Gülşen. Arkadaşlar da Münevver diyor. Yalnız kaldığımız zaman da ben kuzu diyorum. Ya o kadar güzel ki. Bir akşam ailesini aldı, Düsseldorf'tan çıktılar, bize geldiler. Benim eşim, onun eşi, bir de küçük baldız. Hepsi kalktılar, bir yerlere gittiler. Biz Ayhan'la ikimiz yalnız kaldık. Ben mutfakta bir şeylerle uğraşırken Ayhan laptopun başında bir şeyleri araştırıyordu internette. Sonra döndü bana seslendi, dedi ki enişte siz dedi aşirettiniz değil mi dedi. Ben de Şanlıurfalıyım. Özüme inmeden, mağarama gelmeden benim nasıl geldiğimi nereden bileceksin? Şanlıurfa'dan da Tay aşiretinin mensubu bir ailenin üyesiyim aynısında. Ne alaka demeyin, bu olayın temeli aslında buna dayanıyor. Yani benim bir aşiret mensubu olmamalı. Bir şey soracağım. Şimdi biz bunu yayınlarsak aşiretle sorun falan yaşamıyor. Kan davası çıkar. Düşünsene bakayım. Ne olacak? Ayhan orada enişte dedi ki siz aşirettiniz değil mi dedi. Evet dedim. Ya dedi ben şimdi internette araştırırken dedi tuhaf bir şeye denk geldim. Burada dedi Karakaşlar aşireti diye bir aşiretten bahsediyor. Benim de soyadım Karakaş aynı. Adımın sahibi bir adamım yani. Dedim ki bizim aşiretimiz Tay aşireti, yani Karakaşlar aşireti değil. Dedi ki ya işin ilginç tarafı dedi bu Karakaşlar aşireti Osmanlı döneminde dedi Türkiye'de yaşayan dedi Yahudilerden oluşan dedi bir aşiret. İşin ilginç tarafı hem soya, yani o aşiretin isminin Karakaş olması, hem de benim bir aşiret mensubu olmam. Ama aradan 2-3 dakika geçtikten sonra benim aklıma bir fikir geldi. Böyle kafamda kling bir lamba yandı. Dedim ki Ayhan bacın dedim her zaman bana bir şey söylüyor dedim. Ben senin Müslümanlığından şüpheliyim diye. Gel dedim bu olayla alakalı güzel bir şaka yapalım. Ne yapacağız dedi. Konuştuk, anlaştık kendi aramızda. Bütün hepsini planladık. Aradan bir 15-20 dakika geçtikten sonra eşim, onun eşi, bir de bizim küçük baldız eve geri geldiler. Ayhan yine sanki hiç bilmiyormuş gibi yine aynı konuyu açtı. Laptopun önünde otururken. Enişte siz aşirettiniz değil mi dedi. Evet dedim. Dedi ki ya burada dedi bir Karakaşlar aşiretinden bahsediliyor işte. Biraz önce anlattığım detayları anlattı falan. Ben hemen sinirlendim. Ayhan durup dururken ortalığı karıştırma, kapat şu laptop. Yani olayın planı bu. Ondan sonra benim öyle tepki göstermeme eşim baya baya bir şaşırdı. Çünkü ben Ayhan'ı hayatta kırmam. Ayhan benim ailesi, eşimin ailesinin içerisinde en sevdiğim adamdır. Yani hiçbir zaman kayınço olarak görmem, o benim kardeşim gibidir. İkimizin de minibüsü var. Kardeşinim artık Şakir. Benim Ayhan'a böyle bir ters tepki göstermem, bağırmam eşimin dikkatini çekti. Böyle bir kaşlarını kaldırdı, bir tuhaf tuhaf baktı yani. Tamam enişte kızma ya falan dedi Ayhan. Aradan 2-3 dakika geçti geçmedi. Ayhan yine başladı. Enişte bu Karakaşlar aşireti de çok ilginç bir aşiretmiş falan dedi. İşte bunlar aslında Yahudiymiş falan dedi. Detaylara girmeye başladı. Derken ben biraz daha sinirlenmeye başladım. Ayhan dedim kapat şu laptopu, benim sinirlerim tepeme çıkarma artık yeter. Dayı kapatsana. Dayı kapat şu tepeme, arıza çıkacak bak ha. Kapasını mı bitti abi?
Bitti, konu kapandı yani. 5 dakika geçiyor, Ayhan yine atlıyor şeyin içerisine. Enişte bunlar Doğu Güneydoğu tarafında falan yerleşmişler diyor. Urfa tarafına falan da gitmişler diyor. Ben artık en sonunda sinirlerim tepeme çıktı, mutfaktan çıktım, oturma odasına gittim. Laptopun üstüne vurdum, kapattım. Yani ciddi anlamda... Laptopu da kıracaktık şaka şey yüzünden. Kurcalama dedikçe daha beter konuşuyorsun dedim. Sinirlerimi tepeme çıkarıyorsun falan diye. Neyse çıktım balkona, sigarayı yaktım. Tabii hikayeden sinirliyim ya. O ara Ayhan'a cep telefonuna bir SMS gönderdim. Dedim ki Ayhan beni daha çok sinirlendir, daha çok üstüme gel. Bir daha içeriye girdim. Ayhan yine başladı. Ya enişte sen biraz önce niye sinirlendin ki falan hadi. Senle madem bir alakası yok sen niye bu kadar sinirleniyorsun falan filan gibisinden şey yaptı. Artık en sonunda dayanamadım girdim içeriye dedim ki durup dururken kendi kendine icat çıkartıyorsun. Yeter artık hadi. Gece gece icat çıkarma hadi. Bir şeyleri dedim araştırıyorum hesabına. Kendi kendine dedim bir şeyleri bulup çıkarıyorsun ortaya dedim. Beni zor duruma düşürüyorsun dedim. Dedim ki ne yapayım yani? Benim atalarım dedim Yahudi ise, zamanında dedim böyle bir şey yapmışlarsa dedim benim suçum mu bu? Evet dedim doğru bu. Biz dedim aslen Yahudiyiz. Zaten dedim hatun dedim senelerden bu yana sürekli bana ben senin Müslümanlığından şüpheliyim. Ben senin Müslümanlığından şüpheliyim deyip duruyor dedim. Bir de kalkıp bunun üstüne dedim sen bu konuyu açıyorsun dedim. Temelli dedim her şeyi berbat ettin zaten dedim. Evet gerçekte bu dedim. Ben aslen Yahudiyim dedim. Sinirlendim yine çıktım balkona sigarayı yaktım. Ardından eşim geldi balkona çıktı. Dedi ki ya hayatım dedi sen dedi bu kadar sinirlenince ben de şaşırdım. Ayhan abimi çok seversin hani böyle tepki göstermene dedi ben de anlam verememiştim ama olayın aslı ne dedi? Dedim ki ben aslen dedim Yahudiyim. Ben dedim aslen Yahudiyim. Ama dedim benim dedelerim dedim öyleydiyse dedim benim suçum ne? Ben Müslümanım dedim. Allah'a şükür elhamdülillah ben Müslümanım dedim. Bakma namaz kılmıyorum, oruç tutmuyorum ama sen de dedim böyle şüpheli olunca dedim ben bunu sana söylemek istemedim baştan. Çünkü söylesem belki dedim benimle evlenmeyecektin. O yüzden de dedim bunu ben sana anlatmaya cesaret edemedim. Ama olayın gerçek yanı bu dedim. Eşim tabii artık iş işten geçmiş, evlenmişiz üstünden kaç sene geçmiş. Böyle bir gerçeği öğrenince bayağı ciddi anlamda bir şoka girdi ama çaktırmadı da pek fazla. Dedi ki o zaman dedi bence dedi bu konu hakkında daha fazla dedi şey yapmayın Ayhan abiyle tartışmayın konuşmayın dedi. Hani kız kardeşim de burada dedi. Şimdi dedi kız kardeşim eve gidince dedi annemlere falan anlatır dedi. Arif abim aslen Yahudiymiş falan der dedi. Annemler dedi zaten zamanında seni istemediler. Çünkü eşimin ailesi öyle hani dediğim gibi gece ortamına takılan bir adamım. Daha önceden geçmişte yaşadığım bazı olaylar yüzünden artı Egeli olmaları, Egelilerin doğullara, Güneydoğullara bakış açısının çok çok daha farklı olması yüzünden beni istemediler. Eşim de dedi ki şimdi gider dedi kardeşim eve anlatır. Annemler de der ki bak biz biliyorduk onun bir halt olduğunu. Demek ki içimize doğmuş o yüzden istememişiz derler. İçeriye girdik birlikte. Göz göze gelmekten Ayhan'la sürekli kaçınıyoruz yani. Hiç birbirimizin yüzüne dahi bakmıyoruz. Derken bir ara bir an geldi. Böyle Ayhan'la ikimiz göz göze geldik. Anında patladık yani. Kahkahayı bastık gülmeye başladık. Eşim dedi ki ne oldu hayırdır neye gülüyorsunuz falan dedi. Dedim ki biz şaka yaptık. Eşim dedi ki nasıl şaka yaptınız? Dedim ki yani böyle bir olay yok. Siz yokken Ayhan bu olayı anlattı. Onun yüzünden de dedim ben böyle bir şey tasarladım kafamda. Sana şaka olsun diye dedim. Çünkü sen zaten benim Müslümanlığımdan şüphelisin diye. Ben öyle şey yaptım ama eşim böyle bir anladım falan dedi. Zannediyor ki kendi içinden kız kardeşi anlamasın diye biz olayı şakaya döndürdük zannediyor. Yani olay gerçek ama kız kardeşi anlamasın diye biz şaka yaptık diyoruz zannetmeye başladı. Dedim şaka gülmeyecek misin falan diye. Yo niye güleyim ki dedi. Dedim şaka yaptık ya yani seni kandırdık dedim ondan. Bu sefer de şaka olduğuna inandıramadık. Eşim ciddi ciddi benim Yahudi olduğuma inandı. Ya 70 milyondan çok eşime sesleniyorum. Yani ben gerçekten Müslümanım. Yani Yahudilerle de bir sorunum yok işin gerçeği ama. Ayhan mesajı açıp gösterdikten sonra eşim Allah şükür inandı. Yahudilikten kurtulduk. Ortalık karıştı, düzen bozuldu. Yetiş ya Muhammed, yetiş ya Ali. Ortalık karıştı.